her bir inan kaynağı olan her bir girişimciye tek tek bir kocaman alkış rica ediyoruz sizden. Çağlar Bey. Çağlar. Evet. Çağlar Bey'e. Mikrofon mu? Ses. Merhabalar Çağlar Bey, öncelikle size bir ufak teşekkürüm olacak. Kendimi tanıtayım. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışıyorum, bilgisayar mühendisiyim. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif şekilde görev yapan gazi ve görev yapmış şehitlerimize içeren, anlatan projelerde yer aldığınız için şahsım adına ben teşekkür ederim size. Bununla beraber soruma gelecek olursam, demiştiniz farklı disiplinden geliyorum, yani siz de mühendisiniz yanlış hatırlamıyorsam. Bu ilk ilhamı kendinizde nereden buldunuz? Bir gün uyandınız ve dediniz ben hayır gidip oyuncu olmalıyım. Bu yetenek bende var veya bunun gibi bir şey mi oldu? Teşekkür ederim. İsminiz ne? Erdem. Erdem Bey. Teşekkürler. Dağ filmi benim için şans oldu açıkçası. Ama gurur verici bir iş oldu kesinlikle. Ya bizler sonuçta oyuncuyuz. Bu mesleği canı pahasına yapanlar var. Onlara da tabii ki minnettarız. Yani bizim gösterdiğimiz sadece bir hayal dünyası oluyor. Bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz gerçek kahramanları. O yüzden ben de teşekkür ediyorum. Nasıl oldu oradan oraya geçiş? Ya bilmiyorum, böyle bir FM, hala FM var mı bilmiyorum. Yani bir FM kafası vardı bende. Yani böyle çocukluğumdan beri. Yani mühendislik, şimdi babam jeoloji mühendisi, annem bir şekilde hemen şurada mühendisi var bu arada. O da, onlar da Gündoğdu Rotary'ye üyeler. Yani beni zorladılar. Hani isteyerek zorladılar diye mühendislik için. Okurken ama işte vakit geçsin diye film izliyordum. Sinemaya gidiyordum ama bir süre sonra artık filmlerin içine girmeye başlamıştım. Yönetmen nasıl çekmiş, ne yapmış. Yani ben de o filmlerin bir parçası olmak istedim. Ve amatör ruhla denemek istedim. Yani bu hocamızın dediği gibi aslında konfor zonundan çıkmak gerekiyor. Çünkü mühendislik fakültesi öyle işte sınavdan önce çalışayım, geçeyim gibi bir şey değil. Burada alt dönemimden Volkan var hatta. Beraber ders aldık yani. Alt dönemden olmasına rağmen. Ben bir sene notarlı şey yaptım. O özveriyi iyi ayarlamak gerekiyor. Ben de o konfor zonundan çıktım ve tiyatro kulübüne girdim. Hatta bizim dekan yardımcısından da bir ara şöyle bir tepki aldım. Sınavın ertelenmesini, daha doğrusu pardon, ben erteleme sınavına girmek istiyordum. Yani sınavın olduğu gün bizim tiyatro dersi, tiyatro gösterimiz vardı, sahnemiz vardı. Sen mühendissin, sana ne tiyatrodan dedi. Bunu da bir dekan yardımcısı söyleyince daha da hırslandım. Yani hani bunu Bill Gates söylese haklısın bir daha bir derdim de. Bu tarz şeyler yani şey yapıyor. Bugün akademisyenleri gömdük yani. Hayır, asistan derken yani gömmeyeyim de şu an iyice batıyorum. Evet. Asistan çok yaptım. Yok gerçekten akademisyen değildi. Bilmiyorum kim söyledi ya. Neyse hani bu tarz şeyler motive edebiliyor. Beni de motive etti ama ben tabii bununla yetinmedim. Daha profesyonel bir eğitim aldım sonrasında, çünkü yani eğitimin sonu yok dediğim gibi. Ve bu hani baby steps olayı da çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü bir anda çıkabilirsiniz ama onun düşmesi de çok kolay olur. Hatta daha acı verici olur, o yüzden basamakları böyle emin adımlarla çıkmak, yani çok klişe bir laf ama bence çok doğru bir laf. Ben de adım adım işin böyle mutfağından girmek istedim. Herkese tavsiye ederim. Amerika hayalim vardı, sürekli erteliyordum. Ve yine ona değineceğim. İnsanın konfor zonundan çıkması gerekiyor ve ben de artık her şeyi göze alarak Los Angeles'a gittim. Orada 4 ay bir deneme sürecim oldu ve yapabileceğimi gördüm. Çok da büyütmemek gerekiyor. Bence Türkiye'deki çoğu oyuncu, çoğu yönetmen bunu başarabilecek güçte. Yani Hollywood deyip böyle çok göklere çıkarmamak lazım. Ha, evet tabii çok yüksektir ama kendimizi aşağı çekmek lazım, öyle söyleyeyim. Başarabilecek gücümüz var. Buna inanmak gerekir. Teşekkür ederim.